Avrupa Göz Hastanesi'nin sunduğu Gönül Gözü başlıyor. Okutan'ın muhteşem yorumuyla bir açılış gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz Tuncay Okutan. Hoş ben geldiniz. Hoş bulduk. Böyle tam zafere yaraşır bir şekilde, zaferin yıl dönümüne yaraşır bir şekilde açılış oldu. Ve tüm kahramanlarımızı bu vesileyle rahmet ve şükranla anıyoruz. Kaldı ki 15 Temmuz sürecinde yaşananlar da bize gösterdi ki bu ruh hala içimizde cap canlı yaşıyor. Etkilenmemek mümkün değil, muhteşem. Evet. Ve konuklarımız programımızda yerini aldı. Gönül Gözü'yle karşınızdayız. Sevgili Seda Diker, son kitabı Haydi Kavuş Artık'la stüdyomuzda. Ve sevgili Sait Edipsoy, göz sağlığıyla ilgili merak edilenleri yanıtlayacak. Birazdan da Beşiktaş Belediyesi Engeller Koordinasyon Merkezi Başkanı Murat Demirok da aramızda olacak başarı hikayesiyle. Ama dilerseniz önce bugün Gönül Gözü'nde neler olacak? Kısaca göz atalım. Gönül Gözü bugün yine dop dolu. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Sait Edipsoy. Doktorumuz canlı yayında sizlerden gelen soruları yanıtlayacak ve göz sağlığı ile ilgili en çok merak edilenleri anlatacak. Göz ameliyatlarında son gelişmeler neler? Başarı hikayesiyle Beşiktaş Belediyesi Engelliler Koordinasyonu Merkezi Başkanı Murat Demirok. Görme yetisini bir anda yitiren Murat Bey'in ilham veren çalışma azmi ve hayata bağlılığı. Haydi kavuş artık diyen duyguların simyacısı Seda Diker, ilahi aşk ve ilahi güç kavramlarıyla karanlıklara nasıl ışık tutacağımızın yollarını Neşe Sapmaz'a anlatacak. İlişkilerimizde güç savaşlarından sevgiyle nasıl çıkarız? Türk halk müziği sanatçısı Tuncay Okutan, Tuncay Bey hoş sohbeti ve güçlü yorumuyla programımıza renk katacak. Karanlıktan ışığa çıkan hikayeler, şarkılar, canlı yayında sürprizler. Hepsi ve çok daha fazlası Neşe Sapmaz'ın sunumuyla birazdan Gönül Gözü'nde. Evet, gördüğünüz gibi yine dop dolu bir içerikle karşınızdayız.
Türk halk müziği sanatçısı Tuncay Okutan. Ben bu vesileyle düzeltmiş olayım. Evet. Hoş geldiniz. Sizi yeniden ağırlamak çok güzel. Neler yapıyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Ben de gerçekten çok mutlu oldum burada olduğumdan dolayı. Demin de söylediğimiz gibi Çanakkale türküsü, Çanakkale ruhunu yaşatmamız lazım. Çünkü biz Çanakkale'de birliktik. Bugün yine birlik olacağız inşallah. Aranızda olduğum için çok mutluyum, değerli hocalarımla Kuşkusuz. Birlikte olduğum için de. Biz de. Çok teşekkürler. Çok güzel. Sait Hocam. Efendim. Şimdi en çok bize sorulan sorular arasında bu katarakt şikayetini bir kere çok duyuyoruz. Çok yaygın bir şey. Bununla ilgili bilgilerinize başvuracağız. Ama öncesinde benim izleyicilerimiz için minik bir duyurum olacak. Sayın seyirciler, bildiğiniz gibi programımız vasıtasıyla eğer tedavisi mümkünse tedavilerini yapıp gerçekleştiriyoruz ve bunu da ekrana getiriyoruz bildiğiniz gibi. Görme hikayesini bu ekrandan sizlerle paylaşıyoruz. Fakat bir de yoğun şekilde katarakt şikayeti olanlar var. Bunlarla ilgili de hastanemizin sahibi Ramazan Burak Telli'den şöyle bir şey geldi. Öneride bulundu kendisi bize. 20 kişiye ücretsiz olarak katarakt operasyonlarını gerçekleştirelim. Bize ulaşsınlar dediler. Lütfen sosyal medyadan ve size verdiğimiz telefon numaralarından bize ulaşın. Bugün arayan ilk 20 kişiyi biz hastanemize yönlendireceğiz ve tedavilerini gerçekleştireceğiz. Eğer o sırada telefon düşmüyor gibi geliyorsa endişe etmeyin lütfen. Çünkü biz kayıt altına alıyoruz bu numaraları. En kısa sürede geri dönüşünü yapacağız diyorum. Ve şimdi doktorumuza dönüyorum. Katarakt nedir? Neden bu kadar sık karşılaşıyoruz? Sizden dinleyebilir miyiz hocam? Evet, teşekkür ediyorum. Bu sizin programınıza katıldığım ikinci program oluyor herhalde. Ben geçen sefer de anlatacaklarımı bir göz maketi üzerinden anlatmayı tercih etmiştim. Çok bugün da güzel de, olmuştu, etkili olmuştu. Yine müsaade ederseniz aynı yöntemi takip edelim. Önce bir gözün yapısına çok kısa bir göz atmak istiyorum ben. Ondan sonra ne oluyor da bir katarakt oluşuyor gözde söyleyelim. Göz gördüğünüz gibi bir tabiri caizse pimpon topu büyüklüğünde kapalı bir kutu şeklinde bir yapı. Önden arkaya doğru kornea dediğimiz bir çok kırıcı şeffaf bir yapı var. Arkasında direkt insanların gözüne baktığımızda gördüğümüz renkli kısım iris dediğimiz. Çoğu zaman insanlar bunu görmüyor ve böyle bir yapının varlığından haber zannediyorlar ki göze dokunursak direkt buraya dokunacağız. Oysa ki önünde çok şeffaf saat camına benzer bir yapı var. Kornea diyoruz biz buraya. Kornea. Ve bunun arkasında da yine bir lens dediğimiz gerçekten de bir lensi andıran, bir merceği andıran bir gözün yapı var. Gözün içinde bir mercek. Evet. Gözün kendi doğalında olan. Aynen öyle. Gözün içine giren, bu delikten giren ışınlar kornea ve bu mercek vasıtasıyla kırılarak gözün arkasında retina dediğimiz sarı noktada odaklanıyor. Bir görüntü oluşuyor ve o görüntüde görme siniri vasıtasıyla bizim beynimizdeki görme korteksine ulaştırarak bir görme sağlıyor bize. Şimdi bu vasatların herhangi birinde oluşan bir bulanıklık veya bir bozukluk veya bir yapı değişikliği burada oluşan görüntünün netliğini bozarak bizim görmemizi bozuyor. Bunlardan, bu yapılardan bir tanesi de bahsettiğimiz gibi göz içi lensi. Doğuştan Allah tarafından gözümüzde yaratılmış olan bir mercek var. Zaman içerisinde özellikle 40-50 yaştan sonra nasıl ki saçımız beyazlaşıyor, derimizde bir takım değişiklikler, yani vücudumuzun bütün kısmında yaşla ilgili olan değişiklikler bu lensin içindeki materyalde de oluyor. Ve bu lens normalde doğuşta son derece ayna gibi dupduru ve şeffafken yavaş yavaş kesiflenmeye başlıyor, şeffafiyetini kaybetmeye başlıyor. Ve aynı oranda da bizim görmemiz tabii ki düşüyor, azalıyor. Biz bu olaya katarak diyoruz. Gözümüzde mevcut şeffaf lensin şeffafiyetini kaybederek puslanması olayı katarak. Buna mesela ne gibi dış etkenler bunu etkiliyor? En önemli etken dediğimiz gibi yaş faktörü var. Yaş, ama zamanlı. Onun dışında sistemik hastalıklar, örneğin diyabetli hastalarda bu olay biraz daha erken başlıyor. Veyahut kullandığımız ilaçlar sistemik olarak veya özellikle gözde kullanılan ve kortizon içeren ilaçlarda bu lenste katarakta neden olabiliyor. Travma, göze alınan darbeler ve daha uzatacağımız bir sürü liste var. Ayrıca
bilmeniz gerekiyor ki doğuştan da ana karnından gelen bir katarakt olabiliyor. Şimdi söyledik izleyicilerimize de eğer katarakt şikayetiniz varsa bize ulaşın ve tedavisini gerçekleştirelim dedik. Evet. Bunun tedavisi nasıl oluyor? Katarakt hastalığının yegane tedavisi cerrahidir. Hı hı. Onun dışında ilaçla veya medikal yöntemlerle bir tedavisi söz konusu değil. Yapacağımız işlem gözün içerisinde kesifleşmiş ve şeffafiyetini kaybetmiş bu merceği alıp ve yerine daha şeffaf bir mercek yerleştirmek. Normalde göz içi merceği şu şekildeyken gösterdim size. Böyle puslanıyor ve ışığın buradan geçip gözün arkasında fokuslaşmasını engelliyor. Hı hı. Peki madem ki bu artık fonksiyonu kaybetmiş ve işimize yaramıyorsa ne yapalım? Bunu gözden alalım. Evet. Alalım ama bunun yerine, bunun çok önemli bir vazifesi var orada. Bunun yerine bir şey koymamız lazım. Eski zamanlarda bundan yani belki 20-30 sene önce bunu alıyorduk. Ve elimizde yegane şey gözün önüne çok kalın böyle bardak dibi gibi gözlükler veriyorduk. Hala belki bazı ninelerimizde veya dedelerimizde bunu görebiliyoruz. Evet, zaman zaman. Onlar kataraktın alınmış fakat lens teknolojisi daha olmadığı için kalın gözlükler verilmiş. Ama şu anda bunu aldığımız an aynı seansta gözün içine çok kısa insan süren bir yapısı, tabii ki el yapısı olan bir mercek takıyoruz. Göz içi lens diyoruz bunlara ve hasta dediğiniz gibi çok kısa sürede 10-15 dakikalık ve de kısa sürede gerçekleştiren. Ve de en gelişmiş teknolojideki mercekler. Aynen öyle. Hem ameliyat teknolojileri gelişti hem mercek teknolojisi çok gelişti. Evet. Katarakt ameliyatı eskiden gözü boydan boya 180 derece keserek, hı hı, narkoz altında ondan sonra kestiklerimizi dikerek yapılan bir ameliyat. Hı hı. Ama şu anda iki tane küçük delikten girerek bu mevcut puslanmış, harika, lensi ultrason dalgalarıyla parçalayıp ve vakumla dışarı alıyoruz. Ve aynı anda girdiğimiz yerden gözün içine bir mercek yerleştiriyoruz. Harika. Son derece hocam, özür dilerim, basit olmasına rağmen son derece önemli bir ameliyat. Ki, bazen hastalarımız 10 dakikada yapıldı çıktım falan bir önemsemiyorlar gerekli ameliyat sonrası şeylere dikkat etmeyerek bazı sıkıntılara neden olabiliyorlar. Evet. Hocam bir de biz bu hafta sokağa çıktık yine. Evet. İnsanlara mikrofon uzattık. Göz sağlığı ile ilgili merak ettiklerini sorduk. Birazdan ekrana getireceğiz. Tabii ama ki ben konuklarıma da bu arada böyle onları da çok sessiz kalmalarını istemiyorum. Evet. Sizin de Tuncay Bey ve Seda Hanım göz sağlığı ile ilgili bu bölümde özellikle doktorumuza yöneltmek istediğiniz şeyler varsa, çünkü doktorumuz anlatırken sizler de ilgiyle takip ediyorsunuz, evet, görüyorum evet, burada. Evet. Lütfen sorun sizde sorularınız varsa. Seda Hanım'ın vardı galiba. Doktoru bulmuşken soralım. Önce evet, doktorunuza sorun, evet, Seda Hanım sorsun. Maalesef 4,5 numara miyop sıkıntım var benim. Şimdi tabii yaşla beraber yakını da göremiyorum. Doğru. Aslında ameliyat olmaktan da korkuyorum ben. Yani yakını göremeyecekmişim. Yani gene yakın problemim ortaya çıkacak gibi geliyor. Bir çözümü var mı yok mu? Onu öğrenmek, evet, isterim ben. Tabii ki sizin sorunuza da yine sizin için 4,5 numara miyopsunuz. Evet. Önce onu çok kısa ben açıklayayım. Evet. Demin gözün içindeki lensten bahsettik. Puslanıyor ve katarakt oluyor. Sizdeki olay daha çok gözünüzün önündeki kornea ve gözün aksiyel uzunluğu dediğimiz önden arkaya olan uzunluktur. Evet. Bu uzunluk normalde ortalama 23-24 milimetredir normal bir gözde. Evet. Eğer bu 23 milimetre yerine 24 milimetre olursa sizin gözünüz direkt 3 numara miyop oluyor. Evet. 25 olunca 6-8-9 numara miyop oluyor. Bu aksiyel miyopi diyoruz buna. Veyahut bu kornea dediğimizin bunun belli bir eğriliği var. Eğer bu eğrilik böyle milimetre bazında biraz normalden fazla oluyorsa, kornea yani daha dik oluyorsa yine gözünüz miyop oluyor veya hipermetrop oluyor. Bu gibi katarakta olmayan sadece kornea ile ilgili olan miyopilerde biz kornea üzerinde lazer ışınlarıyla oynayarak bunun eğriliğini değiştirip ve bunu normal bir göz haline getiriyoruz. Fakat sizin sorunuz iki tane. Tabii. Miyopsunuz, miyopi bu yaştan sonra işinize yarıyor, yakını çok net görüyorsunuz. Aynen. Belki sizinle yaşıt olan insanlar ve uzakta çok net gören insanlar yakını görmek için mutlaka yardımcı bir gözlük kullanıyorlar. Tabii. Ama bu sizin için bir şans. Evet. Yakını görüyorsunuz. Ha, gelelim biz şimdi sizin uzak görmenizde bozukluk var. Bunu düzeltelim. Bu sefer yakını görmeyeceksiniz. Tabii. Özellikle sizin gibi vakalarda biz monovizyon dediğimiz bir tedavi yöntemimiz var. Şöyle ki sizin
Bu 4 numara, 4,5 numara miyopinizi lazerle ortadan kaldırıyoruz. Ama bir gözünüzü yine 1,5 numara miyop bırakıyoruz. O 1,5 miyopi sayesinde siz uzağa yakını çok iyi görebiliyorsunuz. Uzağa da zaten bir gözünüzü %100 düzelttiğimiz için görüyorsunuz. Ve bu vesileyle hem uzak hem yakında gözlüğe veya lense bağımlı olmadan hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Ama artık biz şimdi bu tip vakaları da hep programımızda ağırlıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Ahmet Arıman vardı. Hababam sınıfında Hayta İsmail rolüyle tanıdığımız. Onun ameliyatını gerçekleştirmiştik. Ona o şekilde yine gözlüklerden kurtulması için bir operasyon yapılmıştı. Bahar Öztan. Evet. Ona yine hastanemizde yapılmıştı. Çok da başarılılar, çok mutlular. Özellikle Bahar Hanım diyor ki, ya düşünebiliyor musunuz diyor, etiketleri diyor hiç gözlüksüz böyle pırıl pırıl ayna gibi bakıyorum diyor. Çok da güzel ifade etmişti. Gerçekten muhteşem bir konfor sağlıyor. Ama dilerseniz şimdi sokağa dönelim. Bakalım ilk sorumuz nedir? Hocam uzağa göremiyorum, tedavisi nedir? Evet, uzağa göremiyorum. Tedavisi nedir? Bu da çok çeşitli değil mi hocam? Çok geniş bir soru. Biz kısaca önce bahsedelim. Önce şöyle diyelim. Uzağa niçin görmüyor bazı insanlar? Evet. Gözün yapısında bir takım, demin bahsettim. Ya gözün ön arka uzunluğunda normalden ya azdır veyahut normalden fazladır. Bu başlı başına bir uzağa görmemeye neden oluyor. Veyahut da dediğimiz gibi gözün kırıcı ortamlarındaki, bunlardan en önemlisi de kornadır. Kornea normalde 43-44 dioptrilik bir kırma gücüne sahiptir. Eğer bu kırma gücü normalden fazlaysa insanlar miyop oluyor, normalden azsa hipermetrop oluyor. Ve sonuçta insanlar uzağa veyahut aynı zamanda hem uzağa hem yakını göremiyorlar. Bunu da tedavi etmek için eğer gördüğüm kadarıyla sualı soran şahıs da genç bir hastaydı ve miyopa benziyordu gözlüğünden, öyle anladım ben. Şu anda mevcut olan en son teknoloji lazer. Evet, lazer. Alzheimer lazer dediğimiz yöntemle bir lasik ameliyat uyguluyoruz. Ama bu kişiden kişiye göre değiştiği için de kesinlikle gidip muayene olup mutlaka kişiden kişiye göre bir yakından değerlendirip ona göre bir... Sıradaki soruyu alalım o halde tabii hocam. Ki. Evet, sıradaki sorumuz nedir? Bunu merak ediyorum. Sol gözüm ışığa maruz kalınca sulanıyor. Neden acaba? Sol evet, gözüm ışığa maruz kalınca sulanıyor. Neden? Şimdi şöyle izah edeyim. Gözde iki tane gözyaşı ile ilgili bir sistem var. Bir tanesi devamlı gözümüzde gözyaşı salgılıyor. Bu gözyaşı çok önemli bir yapıdır. Gözümüzü yıkıyor, temizliyor. Yabancı cisimlerden, mikroplardan içinde ihtiva ettiği enzimler dolayısıyla bir antibiyotik gibi adeta etki ediyor. Ve bu vazifesini yaptıktan sonra bir yerden gözü terk etmesi lazım. Çünkü devamlı orada salgılanıyor. Eğer gözden çıkmazsa gözde yaşarma oluyor. Dolayısıyla bazen de kuruluk olur. Tabii ki. Bu arkadaşımızda ya gözyaşı fazla salgılanıyor veyahut da gözü terk eden yollarda bir tıkanıklık vardır ki oluşan gözyaşı gözü terk edemiyor ve dışarı akıyor. Dolayısıyla bunu bir yakından muayene ederek gözyaşı yolları kontrol edip ve göz sekresyonu aynı zamanda bir kontrol edilerek sorunun temeline inip ona göre bir tedavi uygulamak mümkündür. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Programımıza katıldığınız için. Evet. Sizi eğer vaktimiz varsa ben çok kısa bu katarakt cerrahisinde bir iki noktaya değinmek istiyorum. Dedik ki katarakt oluşunca kataraktı gözden alıyoruz. Gözün içine lens takıyoruz. Hı hı. Lens teknolojisinden bir iki kelime bahsetmek istiyorum. Tamam, bahsedelim. Bizim normalde kendi gözümüzde mevcut olan merceğimiz gençliğimizde hem uzağa hem yakını net bir şekilde görüyor. Uzağa bakınca bir numara oluyor, yakına bakınca başka bir numara oluyor. Fakat yaşlanınca mesela Seda Hanım'da da gördüğümüz gibi yakını görememe. Seda Hanım gencecik daha hocam. Evet. Seda Hanım da yaşlanınca dediniz yok, Seda Hanım'a. Şimdi özür diliyorum. Yaşlılık derken canım, artık tabii 40 yaştan sonra herkeste bu sorun başlıyor. Eskiden tabir öyle olduğu için yaşlılık diyoruz. Yoksa insanlar artık 80-90 yaşında yaşıyorlar bugün. Ve 40 tabii yaşta ki bir yaş sayılmıyor tabii genç henüz. Sonuç olarak şunu demek istiyorum. Biz bu lensi değiştiriyoruz. İnsan yapımı lensler eğer sade düz bir lens takılırsa insanlar uzağa görüyor. Bu sefer yine yakını göremiyor. Bugün lens teknolojisinde geldiğimiz nokta
halk arasında akıllı mercek denilen, evet, ve biz multifokal tabir ettiğimiz mercekler sayesinde bunları göze yerleştirdiğimiz zaman şahıs hem uzağı hem yakını gözle bağımlı olmadan görebiliyor. Gözlükten tamamen bağımsız hale gelmiş oluyor. Bu da artık teknolojinin insan sağlığına sunduğu çok muhteşem bir gelişme. Sağlığı. Bu vesile bunu da hatırlatmak, peki, istedim yani. Hocam bir de sizi uğurlamadan bir soru daha alalım isterseniz sokakta. Tabii ki, tabii peki ki. Sorumuz nedir sıradaki? Yakından televizyon izlemenin göze zararı var mı? Evet, bir de bu tip şeyler var. Evet. Böyle halk arasında bilinen. Çok yakın televizyon izlemek veya bilgisayar ekranına maruz kalmak, bunlar etkiler mi göz sağlığı? Şimdi şunu şöyle açıklayayım. Televizyon başlı başına bir X ışını zayıf da olsa üreticisidir. Yalnız biz sadece gözümüzle televizyona baktığımız için zannediyoruz ki bir tek gözümüzü etkiliyor. Oysa ki bütün vücudumuz bundan etkilenebilir. Çok kaba bir şekilde şunu ben hatırlatayım. Özellikle anne babalara, çocuklarını çok şikayet ediyorlar. Çocuğum televizyonu çok yakından izledi, ben çok uyardım, dinlemedi, gözü zayıfladı. Bir kere bu çok bilimsel temeli olan bir görüş değil. Normal mesafe şudur. Televizyon ekranınız kaçsa 5 ile çarpın, minimum televizyona yaklaşacağınız mesafe odur. Örneğin televizyonun çapı yarım metre ise, eni yarım metre ise 5 ile çarparsak 2,5 metredir. Normal mesafe 2,5'un gerisinden seyretmektir. Tabii ki ondan yakını gözle beraber genel vücut sağlığına da bir takım zararları olabiliyor. Hı hı. Evet, dikkat etmek gerekiyor. Tuncay Bey, siz hocamıza benim sormadınız aslında, uğurlamadan hocam, bence. Bizim tabii şimdi işimiz gereği dumanlı ortamlarda işte genel seyahatler, uykusuzluk. Uyku saatini hemen kaçırdığımda gözlerim çok kızarıyor benim. Yani içi kan çanağına döndü derler ya. Tabii. Öyle oluyor. Sonra damlalarla tabii geçiştiriyoruz, aydınlatıyoruz. Bunun bir nasıl bir sıkıntısı olur ya da bir tedavi yöntemi? Valla şöyle bir şey söyleyeyim. Bir, yani bir latife gibi bir şey. Bir hastam bir gitmiş doktora, demiş doktor bey ben çay içerken gözüm ağrıyor. Demiş çay kaşığını çıkar öyle iç. Çay kaşığı gözüne batıyor onun için ağrıyor. Çalışmayalım. Şimdi hayır. Özellikle uykusuzluk şeyine işaret ettiniz. Tabii ki gözde diğer organlarımız gibi yoruluyor. Örneğin atıyorum siz günde 1 kilometre yürüyebilme kapasitesine sahipken 5 kilometre yürürseniz bacaklarınız da yoruluyor, kolunuz da yoruluyor. Ama hocam, göz de bu şekilde yoruluyor. Mesela iki arkadaş yolculuğa çıkıyoruz beraber, uçak yolculuğuna. Diyelim Avrupa'ya gittik. O benimle gelen arkadaşın gözlerine hiçbir şey olmazken benimkiler çok çok kızarıyor yani. Tabii ki yani bu inanılmaz derece. O da çok can sıkıcı değil mi? Çok yani şöyle kötü bir şey. Sahneye çıkıyoruz. İnsanların önündeyiz, türkü söylüyoruz ama gözlerin kıpkırmızı. Tabii. Şu anda aklıma gelen ve en önemli faktör gözünüzün dış yüzeyinin hijyeni, sağlığı. Bir atıyorum kipriklerinin müzmin iltihabı dediğimiz blefarit olabilir. Veyahut ondan daha önemlisi gözyaşı sekresyonunuz normalden az olabilir. Bu demin gözyaşından bahsettik. O çok önemli bir faktör. Eğer normalden az salgılanıyorsa sizin gözünüz kuruyor ve o kuru gözde başlı başına hem gözünüzde müthiş bir kızarıklığa, yanma batmalara ve fazla sıvı gözyaşı salgılanmasına, dolayısıyla gözde de sulanmaya neden olabilir. Evet. Dolayısıyla şu anda size söyleyeceğim bir yakından göz muayenesi, inşallah buyurun gelin. İnşallah hastanemize gidelim. Hastanemiz evet, her zaman. Bakalım, görelim. Ne gerekiyorsa tamam hocam, teşekkür yapalım. Peki. Sabah bile gelirken göz damlası damlatarak geldim. Evet. Kızarmıştı yani. Evet. Ama o gerekiyor yani. Sonra gözyaşı çok daha faydalı bir şey. Göz yaşı sonuçta tabii ki biraz gözünüzün kuruluğunu alarak. Peki. Evet, operatör doktor Sait Edipsoy göz sağlığı ile ilgili merak ettiklerimiz konusunda bizi aydınlattı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Çünkü ediyorum. Çünkü amacımız göz hastalıklarına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak. Katılımınız için teşekkürler hocam. Bir de bu, biz hocamızı uğurlayacağız ama bu konuda bugüne kadar özellikle program yaparken çok net fark ettim ki en büyük yaşanan sıkıntı toplumdaki empati yoksunluğu. Yani gören kişiler görmeyen kişileri anlamakta güçlük çekiyor. Herkesi görür farz ediyor ve bununla ilgili de çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşanıyor.
Biz de bunun için Karanlıkta Diyalog Türkiye'nin ilk deneyim müzesini ziyaret ettik. Bakalım nasıl bir deneyimmiş. Şimdi onu ekrana getiriyoruz. Öğrenmenin yolu karşılaşmaktan geçer felsefesiyle Türkiye'nin ilk deneyim müzesi olan Karanlıkta Diyalog Müzesi'ni ziyaret ettik. Türkiye'nin ilk deneyim müzesi olan Gayrettepe Karanlıkta Diyalog'tayız. Şimdi kurucusu Hakan Elbir ile beraberiz. Hakan Bey, Karanlıkta Diyalog'un hikayesi nedir? Biraz anlatır mısınız? Tabii, merhabalar, hoş geldiniz. Karanlıkta Diyalog'u 20 Aralık 2013'te burada gördüğünüz kamusal alanda hayata geçirdik. Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir alan. Ben ve ortağım Kerem birlikte bu projeyi hayata geçirirken temel motivasyonumuz bir sosyal girişim projesini Türkiye'ye kazandırmaktı. İkimizin ortak noktası kendimizin ve aileden herhangi bir ferdin engelli olmamasıydı. Çünkü esasında bu engellilik meselesi de değil. Bizim yaklaşımımız toplumda ötekileştirilmiş, dışlanmış tüm dezavantajlı kesimleri topluma entegre edebilmek. Karanlıkta Diyalog ve Sessizlikte Diyalog esasında birer araç, metafor. Bir eğitim platformu esasında. Ziyaretçi profiliniz nasıl? Her yaş grubundan gelen insanlar var mı? Okullar ağırlıklı. Bu bizim çok önemsediğimiz bir konu. Üniversiteli bir kitle geliyor. Bu da çok önemsediğimiz bir konu. Yani 19-25 yaş arasında yaklaşık %57'lik bir oran var. Burası Türkiye'nin engelli çalışan sayısı, engelsiz çalışan sayısından fazla tek iş yeri. Ve biz bununla gurur duyuyoruz. Buraya insanlar neden gelsin? Buraya insanlar kendilerini keşfetmek için gelsin. Kendi potansiyellerini anlamak için gelsin. Görmekle bakmak arasında, dinlemekle duymak arasındaki farkı öğrenmek için gelsin. Şimdi bir de biz buraya geldik ama burada başka bir sergi daha var. O sergide şimdi gezeceğiz. O sergi nedir? O sergiden biraz bahsedebilir misiniz? Evet, çok denk düştü. Burası müze olduğu andan itibaren biz bu alanı da bir süreli sergiler alanı yaptık. Kamusal alanda ilk kez bir sergi açılıyor bu arada. Görme engelliler bir fotoğrafa nasıl bakar? Bir görme engelli için fotoğraf ne demektir? Onu anlatan bir sergi. Şu mesajı da vereyim. Biz sergi boyunca, 2 ay boyunca bütün görme engelli ve ailelerine kendileri için anı teşkil eden fotoğraflarıyla başvurmaları halinde 3D baskılarını ücretsiz burada vereceğiz. Onu da duyursanız sizin kanalınıza seviniriz. Hakan Bey'e verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz de Karanlıkta Diyalog'u bir deneyimleyeceğiz. Yanımızda Fatoş Hanım var, bize eşlik edecek. Fatoş Hanım, bizi içeride ne bekliyor? Sizi içeride 1 saatlik bir görmeme deneyimi bekliyor. 1 saatlik bir İstanbul seyahati ve görme engelli bir rehber bekliyor. O zaman hiç vakit kaybetmeden biz içeri geçiyoruz. Şimdi ben de içeriği tecrübe ettim. Gerçekten çok farklı bir tecrübeydi benim için. Empatinin bir üst seviyesine daha geçiyorsunuz. Görme engelli bir insan hayatta ne gibi zorluklar yaşıyor, neler hissediyor, hayatı nasıl idame ettiriyor onu gerçekten anlıyorsunuz. Hepinizi buraya bekliyoruz. Evet, bu ilginç deneyimi siz de denemek isterseniz Karanlıkta Diyalog Müzesi'ne gidebilirsiniz. Bir de orada ilginç bir sergi de varmış. Görme engelli biri, yani görmeyen biri fotoğrafı nasıl algılıyor diye 3 boyutlu fotoğraf geliştirmişler. Hatta gittiğinizde o 3 boyutlu fotoğraf da hediye ediliyor. Yani dokunarak kadar güzel program. Evet, güzel. Seda Hanım, şimdi bana özelden çok sorular geldi. nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ama siz de eğer aşıksanız ve kavuşamadıysanız, kavuşamadığınız bir aşk yaşıyorsanız özellikle kavuşamayan aşklar hashtag'i ile lütfen sosyal medya hesaplarımızdan bize sorun ve canlı yayında Seda Hanım canlı canlı cevaplasın. Seda Hanım ilişkiler koçu, yıllardır çok sayıda kitap yazdı. İlk Beni Ararken'le başladı. Aslında Giden Erkek yoktur. Aslında Ayrılıkta Yoktur. Evet. Duygu simyacısı, haz, bunlar hatırladıklarımdan tabii, bazıları. Evet. Ve son olarak da elimde gördüğünüz Haydi Kavuş Artık, ki ben de okudum. Büyük bir kısmını okudum. Beğendin mi? Çok beğendim. Kavuşamayan aşklar kısmına geleceğiz ama önce şimdi biz gönül gözü olduğumuz için, gönül gözüne bu kitapta da rastladım. Gönül gözünü açmanın önemine değinmişsiniz. Bunu sizden dinleyebilir miyiz?
Tabii ben bütün kitaplarımda aslında kendim de inançlı olduğum için ilahi sevginin ve gönül gözünün açıklığıyla ilişkilerimizi çok daha güzel yönettiğimizi fark ettim ve bunları hep vurguladım. Gönül gözünü açmak için korkularımızı yenmemiz lazım. Maalesef çok korkular var. Bilinçaltımızda değersizlik duygumuz var, kaybetme korkumuz var, ölüm ve yaşam korkumuz var, yüzleşme korkumuz var. Bunlar bizi tetiklediği anda biz nefsimize hakim olamayıp kendimizi böyle tırnağımızı çıkarıp kendimiz böyle müdahil oluyoruz. Kötü yollara başvuruyoruz. Savunmaya geçiyoruz. Savunmaya geçiyoruz. Öyle olduğu zaman ilahi bir gücün sihirli eli değmiyor maalesef. İkisinden birini tercih etmemiz lazım. İşte gönül gözünü açmak için ben nefsimi çok güzel fark etmeliyim. Onu nefsimden elimi çekmek için korkumu yenmem lazım. İşte benim bütün kitaplarım parça parça bu korkuyu nasıl yeneriz'i anlatıyor. Hı hı. İşte o zaman zaten herkes bizim bütün aşklarımıza kavuşuyoruz zaten. Sadece aşk değil, arzularımıza da kavuşuyoruz. Evet. Bir de Seda Hanım, ben sizi yıllardır tanıyorum. Gelmiştim, eğitimlerinize de katılmıştım. Evet. Zaten danışanınızım da aynı zamanda. evet. Sizle çalışmak çok güzel. Programda ağırlamak ayrı bir keyif. Teşekkür ederim. Sizde en çok hoşuma giden şeylerden biri de şu. Kendi hayatınızda deneyimlediklerinizi ve faydasını gördüğünüz yöntemleri insanlarla paylaşıyorsunuz. Evet. O nedenle her kitap bende şöyle bir heyecana neden oluyor. Acaba Seda Diker bu defa neyi keşfetti? Bize nelerin kapılarını açacak diye merak içinde oluyorum. Şimdi bu kitapta da çok ilginç bir konu var. Gördüğünüz gibi çok notlarım çok. Şuradan başlamak istiyorum. Diyorsunuz ki bir aşkın kaderi ilk 17 saniyede yazılır. Evet. Evet. Bu nedir? Bunu sizden dinleyebilir miyiz? Benim de teknolojim gelişiyor zaman içerisinde. Gerçekten bilgiler artıyor. Deneyimleyerek yapıyorum gerçekten. Bunu da ben hem kendim deneyimledim hem çeşitli danışanlarıma da deneyimlettim. Şöyle ki bizler aşık olduğumuzu idrak ettiğimiz, sevdiğimizi idrak ettiğimiz an böyle bir elektrik akımı vücudumuzda başımıza doğru çıkar. O saniyeyi hatırlıyor olmamız lazım. Bence herkes hatırlar. Aşık olduğunu idrak ettiği o saniyede. İlk bir andaki olan o elektriklenme, o büyüleyici evet. an diyelim. Aynen, o bir heyecan, bir coşku. Aynı zamanda korkudur, zıt kutupludur. Şimdi siz hangi korkuyu yaydığınızı fark etmezsiniz. Çünkü o kadar coşkuya kapılırsınız ki heyecanın içindesiniz. O anda kendi içinizde 17 saniye boyunca bir yayın yapıyorsunuz. Aşkınızın, ilişkinizin giriş, gelişme, sonuç bölümü yazıldı, bitti. Karşı tarafın da bir manyetik alanı var, sizin de manyetik alanınız var. Onlar okuyor birbirini ve onlar birbiriyle anlaşıyor. Muhtemel problemleri de yazıyor. Şimdi benim de artık kavuşmak için neden kavuşamıyorum diyenlerin o saniyesine gidip okutturmak üzere kendini okuması ve bunu fark etmesi üzerine bir yöntem yazdım kitapta. O sırada aslında ürettiği korkular değil mi? Tabii, ürettiği korkular ve bir aslında kendisi de fark edemez. 3-5-10 çalışmayla belki fark ediliyor. Bunu 15 dakikada fark edecek. Bu kadar hızlı. Ve bunu nasıl düzeltiriz? İlişkimizin kaderini nasıl değiştiririz? Kavuşmamız gereken kişiye nasıl kavuşuruz? Bu gerçekten çok daha hani basite indirilmiş bir çalışma evet. niteliğinde. Evet, çok da güzel olmuş. Siz de ilgiyle dinliyorsunuz Tuncay Bey. Evet. Lütfen şimdi, siz de sorunuz Seda varsa Hanım, sorun Seda Hanım. Seda Hanım konuşunca benim de eşimin danışanlarıyla konuştuğu anlar aklıma geldi. Evet. Eşim de uzman psikolog, aile danışmanı. Evet. Hı hı. Gerçekten hani geçmişte ben bu tür durumlarda hem sazımla sözümle insanların gönlüne hitap etmeye çalışıyorum. Evet. İşte kavuşamayanlara ayrılık türküleri, işte kavuşanlara sevda türküleri söylediğim için ben de hayranlıkla dinliyorum şu an. Evet. Çok peki sizin bahsetmek ister misiniz Tuncay Bey? Siz ilk yani eşinizle olan o ilk 17 saniyeyi hatırlıyor musunuz? Yani, neler hissetmiştiniz? 17 saniye oldu bizde demin hocam konuşunca. Yani ilk tabii ki ilk buluşma anında kafamda canlandı şu an.
Tabii orada bütün her şeyi hesaplayabiliyorsunuz hocam dediği gibi. Hı hı. Ben de hesapladım. Demek ki eşim de hesapladığı için şu an mutlu bir ailemiz yuvamızda. Evet, ikisi de demek ki doğru şeyler olmuş ki kavuşan bir aşk ve hala da mutlulukla devam eden ne mutlu güzel bir yuvanız var. Eşinize de buradan selamlar, saygılar olsun. Evet, dilerseniz şimdi Beşiktaş Engelliler Koordinasyonu Merkezi Başkanı Murat Demirok'u stüdyomuzda ağırlayacağız. Ama önce birlikte onun başarı hikayesini getiriyoruz ekrana. Bu hafta başarı hikayemizin kahramanı Beşiktaş Belediyesi Engelliler Koordinasyon Başkanı, ayrıca Beşiktaş Belediyesi Başkan Danışmanı Murat Demirok. Beşiktaş Belediyesi Engelliler Koordinasyon Başkanı, ayrıca Beşiktaş Belediyesi Başkan Danışmanı Murat Demirok da beraberiz. Murat Bey, sizi bir tanıyabilir miyiz ilk öncelikle? 16 yaşına kadar gören bir vatandaş olarak bu toplumda yaşayan, sonradan bir hastalık sonucu gözlerini kaybedip engelli camiasına girip engelli hakları ve engellerle ilgili mücadelenin içinde yer alıp engellilerin, var olan öndeki engelleri kaldırmak en büyük görevim ve sorumluluğum olmuştur. Görme yetinizi kaybettikten sonra aileniz size nasıl destek verdi? Bu süreçten biraz bahsedebilir miyiz? Maalesef ailemden o anlamda, ailem de Taşlı'da, biz Taşla diyoruz o bölgede, yaşadığımız için çok görme engellileri, körlerin ne yaptığını bilmiyorduk. Sağ olsun rahmetli annem ve babam, benim tesadüf bulduğum o insanların bana vermiş olduğu desteğe inanıp güvenip beni okula gitmemi sağladılar. Ondan sonraki hayat benim mücadelemdi. Kendi tırnaklarımla kazıyarak aileme de topluma da örnek bir birey olmaya çalıştım. Peki en çok zorlandığınız bir durum, bir olay var mı? Valla benim görme engelli olarak zorlandığım, evet, yol önemli, kaldırımlar önemli. Evet, önümüzdeki engeller önemli ama en önemli olay benim için zihniyet engellidir. Bu engeli kaldırmadığım sürece ben bu toplumla aynı havayı teneffüs etmek istiyorum. Bu toplumla aynı yerde olmak istiyorum. Ben bu toplumda beni anlamaları için değil, onlarla iletişim kurarak sorunlarımı birlikte çözmek istiyorum. Şunu da görmeyi çok isterdim dediğiniz bir şey var mı? Vallahi en çok insanlar neyi görmek ister? Yani bu, ben çok duygusallığı sevmiyorum, ajitasyonu sevmiyorum ama bir evlatlarımı, bir de eşimi görmek isterdim. Eşimi ve çocuklarımı görmek isterdim. Herkesin müdahale edip sorunlara ortak çözüm yarattığı, birlikte hareket ettiği bir dünyanın olduğu günü inşallah bekliyoruz, istiyoruz. Bu konuda diliyoruz. Ben öncelikle size ve sevgili programı yöneten, sunan çok değerli arkadaşım, dostum Neşe Sapmaz hanımefendiye ve sevgili Volkan'cığım, sana ve kameramanınıza, çok güzel program yapıyorsunuz. Ben bu programdan çok etkileniyorum. Önemli figürleri çıkartıyorsunuz. Önemli insanları çıkartıyorsunuz. Görme engelli ve diğer engel gruplarının yetenekleriyle Türkiye'de bir göz olduğunuz için Gönül Gözü programına çok teşekkür ediyorum. Bu güzel röportaj için, bu güzel sohbet için ben size çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonraki hayatınızda en az geçmişiniz kadar başarılı olur Murat Bey. Evet, sevgili Murat Demirok'ta stüdyomuzda başarı hikayesini izledik. Her zaman çok etkilenmiştim Murat Bey. Hoş geldiniz ve güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok teşekkürler. Ama bunu hak ediyorsunuz gerçekten. Çok teşekkürler. Başarı hikayeniz beni hep çok etkilemişti. Çünkü birçok insana dokunuyorsunuz, farkındalık yaratıyorsunuz. Özellikle engellilerle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. Çok güzel. En başına bir, ben minik dönmek istiyorum Murat Bey. Siz aslında gören biriyken bir anda
maalesef sinsi bir hastalığın var olması nedeniyle dünyanız karardı. Değil mi? Doğrudur. Onu sizden dinleyebilir miyiz? Nasıl oldu? Ben daha önce gören birisiydim. Hayatımı görerek 16 yaşına kadar sürdürdüm. Normal okullar ve hayatımın bir şekilde bir zamanlarında çalıştım. Sonradan gözümü bir hastalık, göz tansiyonu, retina yırtılmasından dolayı gözlerimi kaybettim. Sonrasında hayat benim için o an tabii doktorların da bana kör oldun dediği an ben düşündüm benim hayatım bitti. Tabii orada hayatımın bittiği bir süreci yani normal düşündüğünüzde göz kapandığında ne kalkabiliyorsunuz hep birilerine bağımlı olarak yaşayacaksınız. Hı-hı. Bu çok zordu benim için. Ama ben bunu atlatmak zorunda. Bunu kabul etmek çok zordu değil mi? Tabii ki bunu kabul etmek. Benim o sürecim 2 yıl sürdü. 2 yıl evimde hapis kaldım. Yani mahkumiyet yaşadım. Ama böyle değilmiş gerçeği. Baktığınız zaman doğrusu bu değilmiş. Eğer o zaman doktorlarımızın tabii ki tedavisi benim gözümü tamir edemezdi. O anki tıp belki şimdi de şey yok, tedavi yok. Ama en önemli tedavi insanların hayata bağlama tedavisidir. Toplumla bütünleştirme tedavisiydi. Ben evet, hayata onu, katılmak. Evet, hayata katılmak için o tedavi gerekliydi. Orada beni bir yönlendirme yapmadılar. Esasında doktorlarımızın, toplumun en önemli şeyi bir görme engelli ya da herhangi başka bir engeli yaşamaya başlayacağı zaman bir insanın kesinlikle yönlendirmelerin doğru olması lazım. Ben o zaman doğru bir yönlendirmeyle 6 nokta rehabilitasyon merkezi Reşit Paşa'ya giderek kendi hayatımı bugün değiştirmiş oldum. Kaldı ki şimdi de birçok insanın değiştirmesine de vesile oluyorsunuz, öncülük ediyorsunuz. Aynen, doğrudur. Çalışmalarınız takdire şayan. Çok bize de ilk günden itibaren çok önemli destekleriniz oluyor. Çok teşekkür ediyorum ayrıca bunun için. Siz bunun için zaten çabalıyorsunuz. Yani ben orada olsun diye o sözü söylemedim. Gerçekten bir gözsünüz. Doğru bir şekilde insanları hem bilgilendiriyorsunuz, hem de görme engellilerin yaptıklarını kamuoyuna gerçekten üretkenliklerini önünü açıyorsunuz. Bu konuda ben size çok teşekkür ediyorum. Ben de keşke o dönemlerde böyle kanallar, o zamanlarda böyle şeyler olsaydı ben de bilgilenmiş olup belki bizi dinleyen yüzlerce, binlerce görme engelliyi siz sokağa çıkarttığınızın farkında değilsiniz ama sizi duyup da eğitim almaya, hayata katılmaya, toplumla bütünleşmeye çalışmaya çalışan bir sürü insanın ışığı ve aydınlığı oluyorsunuz. Ben de size ve kanalınıza çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz, çok teşekkürler. Bu arada Seda Hanım'ın da sizi ilgiyle dinlediğini gözlemliyorum. Seda Hanım, siz ne düşünüyorsunuz Murat Bey'in durumuyla ilgili? Yani 16 yıl gören bir kişiyken bir anda görmüyor ve diyor ki 2 yıl ben kendimi eve hapsettim çünkü bunu kabul edemedim diyor. Evet, ben aslında çok etkilendim açıkçası. Çünkü kabul vermek, biz şu kadarcık bir ayrılık acısına, bir aşkın bitmesine kabul veremiyoruz. Ve günlerce ağladığımız oluyor. Çok önemli bir yeteneğimizi kaybetmek ve böyle yaşamak. Elbette ki hikmetleri vardır, eminim. Bunun bize öğreteceği hayat dersleri vardır. Ama kabullenmek işi çok zor. Bence sizin bu şekilde örnek oluşunuz bile bir sürü kişiye kabullenme örneği oluyor ve bence evet, cesaret veriyor. Tebrik ediyorum çok sizi. Teşekkür ederim. Şimdi biz ve de örnek teşkil ediyor. Birçok insan için ilham alınması bir hikaye. Bizim zaten evet, bu başarı hikayelerini ekrana getirme amacımız bu. Bir kişiye dokunsak fayda evet, faydadır. Şimdi ben aslında şurada şeyi de izah etmek istiyorum. Şimdi sosyal anlamda toplumla entegrasyon elbette gerekli. Ama sosyal belediyeci de olmak gerekir. Şimdi biz Beşiktaş Belediyesi olarak engellilerin toplumla bütünleşmesi için. Şimdi benim bir görevim var belediyede. Ben ne kadar mimarlara, mühendislere, müdürlere, her yere yani söylüyorum, arkadaş diyorum ben körüm. Benim için yol yapın. Benim için toplumla sosyalleştirme alanlarını yaratın. Ben parklara gitmek istiyorum. Ben bu alanda çalışmak istiyorum, hizmet etmek istiyorum.
Ama beni anlamak, beni sadece söylemlerim yetmiyor. Biz Beşiktaş Belediyesi'nde şunu başlattık. Engellerle 2 gün. Bu bizim belediye başkanımızın önemli projesi. Dedik ki engellerle 2 gün. Her personel yaşayacak bunu. Onunla birlikte sokağa çıkacak. Onunla birlikte hayatı öğrenecek. Çünkü sonradan yakalayacağı herhangi bir sokakta gördüğü bir engelli ya da evinde hapis olmuş bir engelliye umut olmak zorunda. Çok güzel, biz bunları sağladık. Çok güzel bir fikir, çok güzel bir sosyal sorumluluk hareketi olmuş gerçekten engellilerle 2 gün derken. Bu arada ben de unutmadan şu arkamdaki Kırlent'le ilgili bir sosyal sorumluluk projesini duyurmak istiyorum. Şu an elime aldım, evet. Yastığında iyilik saklı. Salı günü tüm Bursalı kadınları bu Estetik International'la Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir sosyal sorumluluk projesi. 17 tane kadın yastık tasarladı. Bunlardan biri de benim. Sizler projeye destek olmak adına bu yastıkları satın alıyorsunuz ve bunun neticesinde Mor Salkım Derneği'ne gelir sağlanıyor. Orada şiddet görmüş, tecavüze uğramış kadınlara yardım ediyoruz. Kadın kadına desteği, bu da çok önemli. Bunun buradan duyurusunu yapmak istedim. Sevgili Esra Yalçın'ın ev sahipliğinde olacak bu projeyi, özellikle buradan da duyurmuş olalım. Salı günü tüm Bursalı kadınları Koruparka bekliyoruz diyoruz. Çok, çok önemli bir şey. Kadın dayanışması. O nedenle ben de destek vermek istedim. Unutmadan da bizim böyle programın yoğunluğu içinde unutuyoruz. Doğru. Tam konu sosyal sorumluluk konusuna gelmişken tebrik belirtmek ederim, istedim. Tebrik ederim Neşe'cim. Harika bir şey yaptınız. Ben de tebrik ederim. Siz de ederim. Kadınlar için çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Ben evet, de Murat, o yüzden ben şimdi Neşe Hanım size bir şey izah etmek istiyorum. Benim için erişilebilirlik deniyor. İşte hepimiz sokaklarda görüyoruz. Benim için erişilebilirlik diye bir şey yok. Yani bir kör için ya da bir topal için ya da bir tekerlek sandalye için erişilebilirlik yok. Zihniyetin erişilebilirliğini önce düzeltmek lazım. Evet, erişilebilirlik yani çok önemli. Yani sokakta sarı çizgi görüyorsunuz. Diyorlar ki körün yolu. Arkadaş, rampa görüyorsunuz kaldırım kenarında. Tekerlekli sandalyenin yolu. Evet. Böyle Murat bir Bey, şey konuya, yok. Bu konuya detaylı gireceğiz ama ben minik bir müzik arası vermek istiyorum izninizle. Çünkü sizin için bunu organize ettik. Sevgili Tuncay Okutan da seve seve yorumlayacağını söyledi. O zaman sizin için gelsin. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bakalım şimdi. Başıma gözdağı vermem, gözümden gönlümden düşen düşene, bu öksüz başıma gözdağı başımı eğdirme ben.
stüdyomuzdayız. Avrupa Göz Hastanesi'nin sunduğu Gönül Gözü devam edecek. Avrupa Göz Hastanesi'nin sunduğu Gönül Gözü devam ediyor. Biz reklam arasında bolca şarkılar, türkülerle, evet, göbekler attık diyeyim. Çok eğlendik. Neşe enerjisi tüm stüdyoya yayıldı diyorum. Maalesef son dakikalar içindeyiz sayın seyirciler. O nedenle konuklarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Murat Demirok, haftaya bugün hiç yeterli gelmedi. Konuşmak istediğim hiçbir konuyu konuşamadık. Süremiz kısıtlı olduğu için. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ve haftaya sizi tekrar ağırlayalım diyorum. Yeniden konuşalım. Çünkü engellilerle ilgili yaptığınız çalışmalardan dolayı konuşulacak çok şey var. Haftaya yeniden bekliyoruz diyorum Murat Bey. Ben de elbette bu programa gelmekten mutluluk duyarım. Ben öncelikle Beşiktaş Belediye Başkanım, Sayın Avukat Murat Hazinedar'a ve bütün ekibime çok teşekkür ediyorum. Bütün dostlara selam diyorum. Bizleri arayın, takip edin. Biz varsak Beşiktaş'tan İstanbul'a, İstanbul'dan Türkiye'yi engelleri kaldırmak istiyoruz. Çok bu güzel. Başkanımıza da buradan selamlar, saygılar olsun diyelim sevgili Murat Hazinedar'a. Evet, ona ulaşamadık telefonla, yoksa yayına bağlayacaktık. Haftaya bağlarız inşallah diyorum. İnşallah. Zaten evet, iletişim numarasını da paylaşalım arkadaşlar ekrandan. Ulaşmak isteyen engelli kişiler, evet, ulaşsınlar koordinasyon merkezine. Ve Seda Hanım, evet, gitmeden minik ne söylemek istersiniz? Güç savaşları mı diyelim? Evet, son. Ben aşktaki engelleri kaldırmak istiyorum. Aslında aşkın bir tatlı yüzü var, bir acı yüzü var, savaştığımız, birbirimizle güç savaşı yaptığımız. Hadi gelin o güç savaşlarını kaldıralım. Evet, kaldıralım o zaman. Evet. Ve sözüm müziğe bırakacağım. Sevgili Tuncay Okutan, çok teşekkürler güçlü yorumunuza. Ben teşekkür ederim. Ve sizin ederim müziğinizle programımızı çok kapatalım. Güzel bir türkü dinleyeceğimize inanıyorum. Dinleyelim Tuncay o zaman, bakalım. 10 numara. Evet. Teşekkürler. Aşktan ölen tekrar ölmez diyorlar. Kırılan kalp tekrar sevmez diyorlar. O gitti bir daha gelmez diyorlar. Söylesene söyle inanayım mı? Söylesene söyle inanayım. Haydi beraber söyleyelim. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halime. Gelmişine, geçmişine sayıyormuşum. Gelmişine, geçmişine sayıyormuşum. Hayatı tesbih yapmışım. Göz Hastanesi'nin sunduğu Gönül Gözü sona erdi.